Bu videoda sizlere sıklıkla ilişkili olarak kullanılan iki terim hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu terimler gen ve alel. Biraz tekrar yaparak başlayalım. Hadi gelin DNA ve RNA'ların dünyasında bir giriş yapalım. Diyelim ki bu kıvrımlı sarı iplik benim DNA'm olsun. Ve yine diyelim ki bunun üzerindeki şu beyaz noktaya çok yakından bir bakış atıyoruz. Burada bu beyaz noktada bulunan çeşitli bas çiftlerini görüyorsunuz. İşte bu bas çiftleri DNA'nın içindeki bilgiyi şifreler. Burada merdiven gibi bir yapı var değil mi? Aslında DNA'nın bu yapısı tam olarak kıvrılmış bir merdiven gibidir. Hatta buna çift sarmal da denir. Eğer bunu ya da bunun daha da uzatılmış iplik halini düşünecek olursak, bu iplik vücudumuzda ortaya çıkan birçok proteini kodluyor. Yani esasında ipliğin farklı kısımları farklı proteinleri üretiyor. Mesela maviye boyadığım bu alan özel bir proteini kodlayabilir. İşte o zaman buraya bir gen deriz. Buradan üretilen protein örneğin bağışıklık sisteminde görev yapıyor olabilir. Ya da diyelim DNA'nın bu parçası ki bu daha da uzun olabilir. Belki burası da DNA replikasyonu ile ilgili bir proteini kodluyor olabilir. Belki burada kodlanan başka bir protein de derinizin veya gözlerinizin rengini belirliyordur. Yani DNA'nın belli bölgeleri belli şeyleri kodlar. Aslında bu kodlanan şey her zaman protein olmak zorunda da değil. Ama diyelim ki protein kodluyor olsa bile önce mRNA'ya yani mesajcı RNA'ya ihtiyacımız var. Buradaki kod DNA'dan mRNA'ya iletilir. Hatta aslında ondan önce ön RNA'ya da gider. mRNA'ya geldiğimizde bunun üzerindeki mesajlar üçlü parçacıklar halinde bulunur. Buradaki her üçlü baz parçası kodon olarak adlandırılır. Kodon. Bunları şu şekilde çizelim. İşte bu bir kodon, bu da başka bir kodon. Bunları yan yana çizsem daha iyi olabilir. İşte bunların her biri bir amino asidi kodlar. Amino asitler birbirlerine bağlanarak bir proteini oluştururlar. Bu bir amino asit, yanındaki başka bir amino asit. Bunu böyle çizmeye devam edeceğiz. Evet, işte bu da başka bir amino asit ve derken hepsi bir araya gelerek bir protein oluşturabilir. Bir DNA proteinden başka işlevsel birimler de kodlayabilir. Örneğin tRNA gibi tRNA'lar protein üretimi için gerekli amino asitlerin ribozoma taşınmasına yardım eder. Hatırlarsanız daha önceki videolarda tRNA'ların ne yaptığını detaylı öğrenmiştik. Bu bir tRNA olsun. tRNA bu amino asitlerin kodonla eşleşmesine ve yerine oturmasına yardımcı olur. Bir de ribozomal RNA'lar yani rRNA'lar var. Bunlar da ribozomun yapısına katılır. Gördüğünüz gibi RNA yalnızca mesajcı rolü oynamaz. Bununla beraber yapısal ve fonksiyonel roller de üstlenebilir. Hatta öyle teoriler var ki ilk yaşam belirtilerinin en basit canlı türünün kendi kendine çoğalan RNA'lar olduğu, daha sonra bunların giderek karmaşıklaşarak su aygırı, fil gibi hayvanları ya da spesifik ağaç türlerini meydana getirdiği söyleniyor. Yani buna göre her şey en başında kendi kendini çoğaltan RNA'lardan ya da belki de kendini çoğaltan proteinlerden ibaretti. Kim bilir? Ne olursa olsun RNA kesinlikle ilgi çekici bir karakter. Evet, ne diyorduk? Genlerden RNA'ya geçiyorsunuz ki bu işleme transkripsiyon denir. Sonra RNA'dan proteine, buna da translasyon deniyor. Aslında bazen işlem RNA aşamasında biter ve RNA bir görev üstlenmeye başlar. Bu tarz RNA'lara fonksiyonel RNA adı verilir. Sonuç olarak bütün bu kodlar bir proteini veya bir fonksiyonel RNA'yı kodlayabilir. İşte bunu yapan şeye gen deniyor. Peki alel nedir? Alel genin spesifik varyasyonudur. Bir örnekle açıklayalım. Benim DNA'mdan aynı bölüm yine olsun ve bir de sizin DNA'nızı çizelim. Aynı kromozomun aynı bölgesini karşısına e, koyuyorum. Evet, insan kromozomları birbirine çok benzer. Bu yüzden birebir aynı bölgeler üst üste gelebilir. Aslında dümdüz çizerek daha kolay anlatabilirim. Evet, diyelim ki bu benim DNA'mın bir kesiti olsun. Bu da sizin DNA'nızın bir kesiti. Eğer az önce işaretlediğimiz bu mavi gene bakacak olursak, bu her ikimizde de bulunur. Evet. Bu bendeki ve bu da sizin DNA'nızdaki. İkimiz de insan olduğumuz için genetik materyallerimizin çoğu birbirine çok benzer. Fakat genler kodlanırken farklılıklar gözlemleyebiliriz. Örneğin, benim burada bir adenin bazım varken sizin aynı bölgenizde başka bir baz bulunabilir. Mesela bu sizde bir timin olabilir bu parça her iki DNA'da da belli bir proteini veya aynı işlevi yapacak bir fonksiyonel RNA'yı kodluyor. Bu proteinler bağışıklık sisteminde, deri rengini belirlemede veya beyin gelişiminde rol alabilir. Fakat aynı türün bireyleri arasında bile kodlama varyasyonları mevcuttur. Varyasyonların bir kısmı mutasyon sonucu da oluşabilir. Ama genellikle bu mutasyonların açığa çıkan proteinin fonksiyonuyla ilgili herhangi bir etkisi olmaz mutasyon sonucu farklı bir amino asit üretebilirsiniz diyeceğim ama çoğu zaman iki çeşit kodon aynı amino kodlayabildiği için bu durumda bile herhangi bir etkilenme olmaz. Yine de mutasyon sebebiyle bir amino değiştiğini varsayabiliriz ve böyle varsayalım. 4000 amino asidi olan bir proteinin tek bir amino değişmesi proteinin davranışını veya fonksiyonunu etkileyemez. Tabi bazen de bu değişimin sonucu proteinin yaptığı işi etkileyebilir. Diyelim ki işte bu kodlar mesela göz rengini belirliyor ve yine diyelim ki e, buralarda bir varyasyon yani farklılık oldu. Tamam mı? Şimdi ikimizde göz rengini ya da gözdeki pigment sayısını belirleyen protein birbirinden farklı durumda. Esasında bu konular oldukça karmaşık ve bu tarz fiziksel örneklerin sadece tek bir gen ile belirlendiği çok nadirdir. Neyse biz örneğimizde olduğu gibi devam edelim kafa karışmasın. Anne babanızdan gelen bilgilerle kodlanan geninize göre mesela sizin gözünüz maviyken benim gözlerim ise kahverengi oluyor. Genellikle bu genetik değişkenlerin biri anneden diğeri babadan gelir cinsiyeti belirleyen üreme hücreleri dışındaki tüm somatik hücrelerde yani vücut hücrelerinde bu kodlayıcı bölgelerden iki tane bulunur. Aynı genlerden bir parça anneden bir parça da babadan gelir. Bunlar aynı genin farklı varyantlarıdır ya da başka bir deyişle farklı alellerdir. Yani aleller aynı genin farklı varyantlarıdır. Aynı geni kodlarlar. Mesela bu örnekte göz rengini belirliyorlar fakat bir şekilde değişikliğe uğradıkları için farklı göz renklerini kodluyorlar. Yani özetlersek gen derken DNA'nın daha geniş ama belirli bir bölgesinden bahsediyoruz ve bu bölge işlevsel olan bir protein ya da bir fonksiyonel RNA üretiyor. Alel ise genin özel varyasyonlarına verilen ad. Yani o gene has bir tat gibi düşünebilirsiniz. Umarım bu anlattıklarım gen ve alel arasındaki farkı anlamanıza yardımcı olmuştur.